Of ya, evde de otur otur sıkıldım. Annem de zaten dışarıya çıkarmıyor. Allah Allah. Annem nerede ki? Anne, anne. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi gözüküyorum kızım? Duruyorum işte. Of tamam anne, sen de hep gerginsin ya. Allah Allah. Of dikkatli ol ya, bacağıma vurdun sen de. Özür dilerim efendim. Önemli değil. Bir daha olmasın lütfen. Allah Allah ya. Bahçıvansan bahçıvanlığını bil. Düzgün yap şu işini. Bakmayın efendim. Neyse ya, çok konuşma. Başımı ağrıtıyorsun şu anda benim. Hiç arkadaşım da yok ya. Cüllit olmak ne kadar zormuş. Zenginim diye hiç arkadaşım olmayacak mı benim anne? Anne. Benim neden hiç arkadaşım yok? Of kızım ya, arkadaş edinemezsin. Biz soylu bir aileyiz. Soylu bir aileysek ne olacak yani? Arkadaşım olmayacak mı benim hayatım boyunca? Hayır, olamaz. Senin elit, zengin ve bize yakışır arkadaşlar edinmen gerekiyor. Allah Allah ya. CV'sini mi alacağım ya? Birine diyeceğim ki arkadaş olalım mı, CV'ni göster mi diyeceğim anne. Evet, aynen öyle yapacaksın. Of anne of ya, ben odama çıkıyorum Allah Allah. Juliet, sen şımarmaya başladın iyice, haberin olsun. Hep ben şımarırım zaten. Sen haksızlık yapmıyorsun. Tek başına hayat yaşamıyor sanki, Allah Allah ya. Of ya, Allah Allah. Bu hayat böyle çekilir mi? Yalnız başına, tek başına bir arkadaşsız. Bu kız çok şımarmaya başladı gerçekten. Ay, içeride tartışıyorlar. Acaba girsem mi? Kim oradaki? Gel içeri. Efendim, ben çıkıyorum da işler bitti. Tamam anladım. Al şu parayı. Teşekkürler efendim. İyi akşamlar. Çekilebilirsin. Çık çık çık. Of ya, fakir biriyle arkadaş olacak değilsin ya. Sen zengin kültü bir ailenin kızısın. Bir sürü altınların, ziynetlerin, kralın kızısın sen. Kendine gel biraz. Anne, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum oğlum akşam yemeği için. Nasıl geçti ilk iş günü? Güzeldi anne. Patronun falan nasıl insanlar? Ya iyiler anne, kötü değiller, çok iyiler. Bir sorun mu var oğlum? Söyle bakayım bana bir. Yok yok anne, çok iyiler, mükemmel insanlar. Tamam oğlum, hadi geç yemek yiyelim o zaman. Tamam anneciğim, bakalım annem neler yapmış burada. Bakayım ben anneme ne. Oo, anne çok güzel yemekler hazırlamışsın. Dur oğlum ya, daha bir şey hazırlamadım. Yemek bir şey yok. Meyve var daha. Olsun olsun anne, senin yıkadığın meyve bile güzeldir. Abartma istersen. Ne yapıyorsun burada? Anne asıl sen ne yapıyorsun, bu halin ne? Tarzını mı değiştirdin? Evet değiştirdim. Güzel olmamış mı? Öf fena değil anne, ben bahçeye çıkacağım gerçekten. Bu ne sıkıcı bir olay. Bahçenin çimlerini de güzel yapmış aslında. Bayağı da güzel çalışıyor. Of neyse ya, ne yapayım? Sıkıntıdan bahçıvanın işine taktım kafayı, Allah Allah. Benim hiç arkadaşım olmayacak mı ya? Anne, yemek hazırlasana. Anne, yemek yok mu? Nerede bu yardımcı? Kızım, kendin hazırla çünkü yardımcı bugün gelemeyecek. Tamam anne, yemeyeceğim o zaman, Allah Allah. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. İşe başlayabilir miyim efendim? Başta, bana niye soruyorsun? İşin zaten o senin. Allah Allah. Bazen şu bahçıvanın hayatı benim hayatımdan daha eğlenceli diye düşünüyorum. Hiç değilse işim falan var. Çalışıyor. Ne güzel de çalışıyor ya. Wow, ben de bakacağım. Ne yapıyorsun burada? Buraya şimdi tohum ekiyorum. Güzel yazları, çok güzel çiçekler çıkacak burada. Wow, çok eğlenceli. Ben denemek istiyorum. Olur efendim tabii. Siz de yaparsınız. Ya ben yapamam ki. Ben daha önce hiç yapmadım böyle şeyler. Yaparsınız, yaparsınız bence. Tamam, deneyim o zaman. Aa, yapabiliyor muyum? Bence çok güzel yapıyorsunuz. Ya gerçekten mi? Evet, çok güzel yapıyorsun hem de. Ne oluyor ya burada? Hey, kalk kızım orada. Ne yapıyorsun bir bahçıvanla? Anne, dışarı çıkmama izin vermiyorsun. Ben de evde istese çiçek ekmeği falan toprakla uğraşıyorum. Senin gibi bir kıza yakışıyor mu bu? Ne yakışıyor anne? Toprakla oynamak da mı fakirlerin işi sadece? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Hey sen benim kızımın yanında ne işe yarıyorsun? Şey efendim, kusura bakmayın, ben bir şey yapmak istemedim. Anne çocuk bir şey yapmadı, abartma. Bak, bir daha seni kızımın yanında görürsem işin biter. Tamam, özür dilerim efendim. Anne bir şey yapmıyor. Sen her yaklaşımda bana böyle davranmak zorunda mısın? Ben son sözümü söyledim. Gidiyorum şimdi. Bir daha kızımın yanında görmeyin bu samimiyette. İşine son veririm. Ya anne abartma. Hadi sen de içeri eve. Tamam anne, geliyorum, git sen.
Kusura bakma, seni de zor duruma düşürdüm. Yok yok efendim, haddim olmadan ben size yani yakın davrandım ama yanlış bir şey yapmak istemedim. Yok yok, önemli değil, anneme bakma, annem biraz huysuzdur. Susun, duyuyor falan gerçekten bir şey der size. Kızar, bana da kızar. Neyse, benim bugünlük işim bitti. Yarın görüşürüz efendim. Görüşürüz. Bu arada sen kimle yaşıyorsun? Ben de annemle yaşıyorum. Vav, ikimiz de aynıyız demek ki. Evet. Kaç yaşındasın peki? 18 yaşındayım. Vav, daha çok gençsin, aynı benle yaşıtsın. Sen bu yaşta çalışmaya mı başladın? Evet. Yani annem, babam vefat ettiği için anneme ben bakmak zorundaydım. Neyse efendim, iyi akşamlar, ben gidiyorum. İyi akşamlar. Çok çalışkan bir çocuk aslında. Çok da iyi biri. Aslında annem beni hiç kimse yakınlaştırmıyor ama böyle insanlar daha samimi geldi bana. İlk defa fark ettim. Anne, anne. Ne oldu oğlum, bu heyecan ne? Anne, ben aşık oldum sanırım. Kime? Juliet anne. Anne çok tatlı, çok güzel. Hem de çok kibar. Oğlum, o kız olmaz. Annesi sana vermez öyle kızı. Onlar zengin. Anne, aşkta zenginlik olur mu ya? Ben çok hoşlandım, aşık oldum ona. Oğlum, saçmana bak. Böyle bir şey olamaz diyorum sana. Tamam anne ya. Hayal etmek de mi suç? Ay, sabah da oldu. Kaçta gelecek ki acaba? Beklediğimi göstermemeliyim ona. Oturuyormuş gibi, her zaman gibi mi davransam? Yoksa şurada dolaşıyormuş gibi mi davransam? Eve mi gelse? Geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Ben işimin başına geçeyim efendim. Tabii ki geçebilirsin. Ay, heyecanlandım. Belli mi ettim kendimi acaba? Belli oldum mu acaba? Belli oldum bence ya. Bence beklediğimi anladı. Bahçede ne işim var ki bu sabah saatinde? Zaten anladı bence. Ooo, çiçekler çok güzel olmuş. Güller de yakında açar. Açar mı? Evet efendim, yakında açar. Wow, çok güzel güller olacaklar değil mi? Ben gülleri çok seviyorum, biliyor musunuz? O zaman ben size çok güzel güller hediye edeceğim. Burada böyle canlı canlı duracaklar sizin için. Ya gerçekten mi? Güzel olur bence de. Evet. Kızım, sana ne dedim ben? Anne, güllerle ilgili soru soruyordum Romeo'ya. Başlatma Romeo'suna falan. Vallahi senin zebanin olurum Roma'ya. Benim kızıma bulaşma. İşin bitti senin burada. Çık git. Hayır anne, çıkartma onu ya. Bir tane arkadaşım gibi bir şey olmuştu. Gitmesin. Özür dilerim efendim. Kızınıza öyle davranmak istemedim. Tamam, giderim. Siz kavga etmeyin. Anne, ne yapıyorsun sen insanlara ya? Konuşma ya. Biz zenginiz, tamam mı? Sen zenginsin. Kendine gel. Anne, çok canımı sıkıyorsun bak sen benim. Sana dayanamıyorum anne ya. Şu yaptıklarına bak. Yeter ya. Her zaman arkadaşsız yaşayamam bu hayatta. Bir de bayı Feriha istersen. Kalk, şaka yaptığını biliyorum. Küçüklükten bu yana aynı numarayı yapıyorsun. İşlemiyor artık Juliet. Anne, bir de bayıl Feriha dedim, ben de bayıldım. Nokta, bayıldım artık. Kalk hadi kızım, kalk, kendine gel. Tamam anne ya, Allah Allah, benim hiç arkadaşım olmasın. Kızım, bir sürü param var. Git alışveriş yap. Ben alışveriş yapmayı sevmiyorum. Alışveriş mi? Alışveriş demek dışarı çıkmam demek. Tamam. Tamam anneciğim, o zaman tabii ki ya, ben zenginim. Boş versene ya, Allah Allah. Bunlarla mı ilgileneceğim Allah'ım ya Rabbim? Oo, kendine gel işte şöyle. Ben gideyim de biraz alışveriş yapayım. Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Ben gidiyorum, bay bay. Oo, kurtuldum, mükemmel. Of ya, kaybettim. Çok uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Uf, hangi yoldandı? Allah Allah. Burası neresi ya? Kayboldum mu yoksa? Gece de oldu. Romeo? Seni gördüğüme çok sevindim. Burada ne yapıyorsun tek başına gecenin bu saatinde? Ben kayboldum. Yani bu bir tesadüf mü? Seni burada görmem. Yani tesadüf sanırım. Gel ben seni bırakayım. Tamam. Buna çok mutlu oldum gerçekten. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ama yavaş kullan. Ben motordan korkarım. Tamam. Sakin ol sen. Yani birazcık titreyeceksin ama. Ya dur. Dikkat et. Dur. Dikkat et lütfen. Tamam ediyorum, sen korkma. Ne yapayım, korktum ya, dur yapma. Nasıl sürüyorsun ya? Nereden aldın bu ehliyeti?
bırak sal beni ya. Hayır ya, bilerek yapıyorsun. Yapmıyorum bilerek falan, geldik işte. Ay teşekkür ederim. Biraz midem kötü oldu ama neyse, yapacak bir şey yok. Şey, teşekkür ederim yani beni bulduğun için. Ben sana ne dedim? Çocuk, seni hiçbir yerde çalıştırmam. Hiçbir yerde işe giremezsin. Kızımdan uzak dur. Geç kız içeri. Tamam anne ya. Gel sen de, tamam, bir daha görüşmeyeceğiz, gel. Allah Allah. Hep baskı, hep baskı. Of, ben Roma'ya öyle görüşmek istiyorum. Allah Allah, görüşeceğim işte. Var mı ötesi? Anne ben Roma'ya öyle görüşeceğim. Görüşemezsin. Kes sesini, git odana. Tamam anne, tamam. Ne oldu oğlum? Ağzını bıçak açma, üzgün gibisin. Sorma anne. Sordum işte, cevapla. Ben Juliet'e aşık oldum ya. O konuyu kapatmıştık seninle. Annesi de kapatmak istiyor, sen de. Allah Allah, ben görüşeceğim işte. Hayır, görüşemezsin oğlum. Görüşeceğim anne işte, var mı ötesi ya? Görüşemezsin dedim oğlum, nokta. Görüşeceğim anne, bana karışamazsın. Oğlum, kes şunu, çocuk gibi davranma. Ben Juliet'i seviyorum. Görüşeceğim işte. Niye kavga ettiniz, ne oldu? Biliyorsun, seninle görüşmemi istemiyor. Ben de aynı şekilde. Sen de aynı şekilde ne? Annemle kavga ettim. Ya, o zaman buluşalım mı? Nasıl çıkacaksın evden? Çıkacağım işte, benim arkadaşlarım annem karışamaz. Ben seni arkadaşım olarak istiyorum. Benim arkadaşlarım annem karışmasını istemiyorum. Zaten hiç arkadaşım olmuyor ki onun yüzünden. Benim de öyle, benim de. Tamam, geliyorum ben hemen. Merkezde buluşalım. Gideceğim işte. Annem de yok ortalıkta. Bakayım, beni görmesin yoksa durdurur. İyi misin? İyiyim işte. Annem seninle arkadaş olmama izin vermiyor. Ben de seninle arkadaş olmak istiyorum. Sorma, benim anne de öyle. Gel şuraya oturalım biraz. Tamam, oturalım. Romeo! Juliet! Anne! Burada ne işin var? Anne, burada ne işiniz var? Asıl senin ne işin var burada? Çocukla görüşmeyeceksin demedin mi? Anne! Burada ne işin var? Sana bu kızla görüşmeyeceksin demedin mi? Hanımefendi, hanımefendi! Asıl senin oğlun benim kızımla görüşüyor. Siz kimsiniz? Biz zenginiz. Öf, senin kızına mı kaldık? Senin kızını isteyen kim be? Oo, sen dikkat et gel, sen kimsin, sen kim? Ya kavga etmeyin yeter ya. Böyle yapacaksanız gerçekten gideceğiz ya. Gerçekten gideceğiz. Evet anne, biz kimle arkadaş olacağımızı biz karar veririz. Haklısın Romeo ya. Annem gene izin vermiyor bizim beraber arkadaş olmamıza. Siz bu kadar çok arkadaş mı olmak istiyorsunuz? Evet istiyoruz. Neyse, ben kabul ediyorum ya. Çocuklar istiyor o kadar. Arkadaş olsunlar. Ya yok be, benim güzel annem ya. Ben kabul etmem. Benim kızım zengin, fakirlerle takılamaz. Anne, bunca zamandır zenginlerle takıl takıl dedin de ne oldu ya? Ne oldu, takıldık da ne oldu? Sanki bir faydaları oldu. Hepsi arkamızdan atıp tuttular. Başka hiçbir şey yok. Hastalandık, gelmediler bile. Babam vefat etti, gelmediler. Hiçbir şekilde gelmediler. Yani bir kralın kızı olmanın bir faydası yok anne. Anladın mı? Haklısın galiba kızım. Haklıyım tabii anne. Tamam tamam, arkadaş olabilirsiniz. Öyle mi? O zaman biz şimdi gezebilir miyiz arkadaşla beraber? Dondurma yemeye gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Biz de evlerimize gidelim. Tamam anne, o zaman biz gidiyoruz. Hadi Romeo gel. Sen neyi seviyorsun? Ben çilekli seviyorum. Sen? Ben de kakaolu seviyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Tahmin mi etmiştin? Evet. Ya ilk başta kendin mi yiyorsun ya? Biraz centilmen ol. Özür dilerim, tamam, kusura bakma. Evet arkadaşlar, bir roleplay'inden sonuna geldik arkadaşlar. Beni, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen neden abone olmuyorsun? Hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutma. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'dan hepinize koskocaman.